Selamlar arkadaşlar, video başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki 20.000 abone olduğunda fişek gibi ilerliyoruz arkadaşlar. O yüzden sizlerden tek bir ricam var. Şu şekilde arkadaşlar kanalıma abone olup aynı şekilde canlı yayın ve videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı şekilde arkadaşlar benim tek desteğim olan, sizlerin beni motive etmenize yarayan beğeni tuşunda arkadaşlar esirgemezseniz çok sevinirim ve iyi seyirler. Selamünaleyküm kardeşlerim, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere 2 tane koyun kasma taktiği vereceğim ve bu iki taktikle arkadaşlar Suarez'e doğru yolumuzu alacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu aralar üniversitede proje upload, quizdi, muizdi falan fisten baya sıkıntı dönemlerden geçtim ama şu anda üst üste 4 günlük bir tatilim var arkadaşlar. Ve bu tatil döneminde sizlere çok güzel içerikler sunacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Cumartesi akşamı tekrardan sizler için bir sürü squat building challenge yapıp paket biriktireceğim. Buna uğraşacağım arkadaşlar. Cuma günü bütün gün cumartesi sizlerle paketleri açacağız. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube'da 20.000 abone yolunda ilerliyoruz. Size ben söz vermiştim, demiştim ki bir tane profesyonel futbolcuyla video çekeceğimin sözünü vermiştim. Ve her zaman olduğu gibi arkadaşlar tekrardan sözümde durdum. Sizler için arkadaşlar profesyonel bir tane 3 büyüklerden dönen bir tane ilk 11 oyuncusu ile konuştum arkadaşlar. Sağ olsun ki kabul etti. Hatta 2 tane takımdan 2 tane futbolcuya çekeceğiz. Allah kısmet ederse şu anda mükemmel şeyler oluyor. Dediğim gibi herhangi bir sponsorsuz falan arkadaşlar, tamamen arkadaşlarım ve benim kendi çabamızla sizlere çok güzel şeyler sunacağız. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Keza şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu cumartesi tekrardan paket açılımı yapıyorum. Orayı da herkesi bekliyorum. Çoğu arkadaşım canlı yayınları bildirim gelmiyor falan filan diyor. O yüzden hepinizi arkadaşlar Facebook grubuna davet ediyorum. Şimdi dilerseniz videomuza başlayalım ama 3 gün aradan sonra video attım. Bu videoda sizlerden bir patlama bekliyorum. Eğer Oğuz abinizi, Oğuz kardeşinizi seviyorsanız, bu kanalda video görmek istiyorsanız beğenileri gömçürün beyler ve şimdi videoya geçelim. Evet güzel kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz ki bu sene sizlere bir sürü coins kasma taktiği verdim ve arkadaşlar hepsinde de başarılı olduk. Başarılı olamadığımız, daha doğrusu başarılı olamadığımız derken arkadaşlar, normalde EA'in Çin yeni yılı cumartesi gecesi olmasına rağmen EA'in cuma günü çıkarması birlikte yatan bir taktiğimiz oldu. O da arkadaşlar biliyorsunuz kondisyon taktiği. İki tane kondisyonlardan da zarar etmediniz. Onun dışında size vermiş olduğum bütün taktiklerle katladınız arkadaşlar. Şimdi ben size birkaç tane daha taktik vermek istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz ki geçen canlı yayında bu ayın Player of the Month'u kim olacak? Onun hakkında bilgili detaylı bilgiler vermiştim sizlere. Bu ay Kane ve Lukaku arasında, ancak Reddit'te sızdırılan bilgilere göre arkadaşlar biliyorsunuz ki sizin oylamalarınız %10, kalan %90'ı da EA seçiyor Player of the Month için ve %10'luk kısım Lukaku'ya gitti. Bu da demek oluyor ki Lukaku Kane X ise Lukaku X artı 10 gibi, yani böyle bir %10'luk bir ekstrası var şu anda Lukaku'nun. O yüzden Lukaku'nun çıkacağı %90 olarak bakılıyor. Ancak tabi her türlü şeye rağmen, yani her türlü çıkar çıkmaz, bu EA sonuçta. Buna rağmen ne yapmalısınız ne etmelisiniz, bunu geçen yayındaki sonlara doğru izlerseniz, geçen yayında bunlardan bahsettim. Ya bu taktik o değil yani ve bu başka taktik vereceğim ama hani bilgilendireyim de size. Siz yine Player of the Month için futbolcu aldıysanız arkadaşlar, yarın saat 14.30'da açıklanıyor. Eğer adamlarınızı en pahalıya satmak istiyorsanız arkadaşlar, oyuncularınızı yaklaşık saat 13.50 gibi arkadaşlar. Şimdi ben size göstereceğim nasıl liste edileceğinizi. Hani her zaman bu böyle. Çünkü direkt mesela diyelim SBC çıktı abi, adam girecek senin kartına direkt bakacak ve bit koyacak. O yüzden hani o ilk 20 dakikalık, ilk 30 dakikalık dilinde markette senin adamların olması gerekiyor. O yüzden en geç 14'e kadar arkadaşlar, saat 2'ye kadar oyuncuları listelemiş olun. Oyuncularınızı direkt böyle listeleyeceksiniz arkadaşlar. Herhangi buy now şeyi falan belirlemiyor. Çünkü insanlar öküz gibi bit basacak. Tabii ki eğer sizin yapmış olduğunuz SBC yapmış olduğunuz yatırım doğru yönde ise, dediğim gibi biz yatırımımızı da yaptık. Beklemedeyiz. Şimdi bugünün iki tane taktiği var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki oyunda her sene hani çok saçma da olsa, gerçekten hani çok mantıksız da olsa, EA St. Patrick's Day diye bir özel gün çıkarıyor. Bu İrlanda Cumhuriyeti'ne ait bir özel gün arkadaşlar ve bu özel günlerde geçen senelerde sürekli turnuvalar falan fisten çıkartıyordu. Turnuvada da sizlerden yeni diyorum yani İrlanda Cumhuriyeti'nden futbolcu kullanmanızı istiyordu bu turnuvalarda. Ancak biliyorsunuz ki bu sene arkadaşlar turnuvalar kalktı ve Foot Champions denilen bir mod geldi. Şimdi Foot Champions'da arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman hemen gösterelim. Şöyle sizlere burada takvim var arkadaşlar ve bu takvime gelmiş olduğunuz zaman St. Patrick's Day, bu arada arkadaşlar bakın şurada hemen göstereyim. There are no requirements diyor. Yani haftaya çıkmasına rağmen sizlerden herhangi bir İrlandalı futbolcu istemiyor. Şimdi EA her sene böyle bir etkinlik çıkarıyordu ve turnuva istiyordu. Bu sene turnuvada da istemediğine göre bu da demek oluyor ki %100 ihtimalle bir squad building challenge çıkacak. Yani kadro kuruma görevi çıkaracak. Şimdi biz de
Daha bir hafta var bu arada. Herhangi hiçbir YouTuber çekmedi. Sadece Reddit'te birkaç tane adam bundan bahsetti. Onun dışında hiç kimse bahsetmedi. Ben size tam olarak, bakın kaç gün var arkadaşlar? 8 gün var daha. Tam olarak 8 gün önceden söylüyorum ki yatırımlarınızı yapın ve en karlı şekilde işin içinden çıkın. Şimdi kadro kurma görevlerinde çok fazla kişi yanlış şeyler yapıyor. Bunlar ne arkadaşlar? Biliyorsunuz ki her takımda defans olmak zorunda. Her takımda forvet olmak zorunda. Ama her takımda sağ bek olmak zorunda değil. Her takımda sol kanat falan olmak zorunda değil. O yüzden kadro kurma görevlerini yatırımınızı yaparken defans, kaleci, santrafor ve orta saha ağırlıklı yatırımlarınızı yapın arkadaşlar. Sağ bek ve sol bek dediğim gibi her zaman çıkmıyor. Bak çıkarsa kâr ettirir. Ama her zaman çıkmıyor. Bunu unutmayın. Şimdi St. Patrick's'te görmüş olduğunuz gibi ben İrlanda Cumhuriyetli futbolcuları buraya dizdim. Hani sizlerin de zaten buradaki oyuncuların reytinginden anlayacağınıza göre çok fazla yüksek bir reyting istemeyecek. Ki zaten İrlanda Cumhuriyeti'nin oyunculara baktığınız zaman da tahmini olarak isteyeceği reyting aralığı 77 gözüküyor arkadaşlar. Yani toplamda sizlerden 77 veya 78 reyting arasında bir reyting isteyecek ki zaten alabileceğiniz en yüksek futbolcu da arkadaşlar 81 reyting ile Everton'dan McCarthy. Şimdi yatırımımızı biz neye yapacağız? Hangisine yapmalıyız? Nasıl katlarız? Her zaman arkadaşlar şuna dikkat edin. Aldığınız oyuncu ucuz olmalı ve bu dönemde kâr ettirmeli. Kısa bir örnek vermek gerekirse geçen haftalarda Galatasaray Beşiktaş derbisinde ben Caner Erkin depolamıştım arkadaşlar 500 coins'ten ve 4200 coins'e sattım. Ama eğer Caner Erkin parlak bir kart olsaydı ben o kartı 1000'den depolayacaktım ve satacağım fiyat 4000 olacaktı. Yani oyuncu başı 500 coin daha az kâr etmiş olacaktım. Bu duruma bakılırsa yani benim size demek istediğim şey yatırımlarınızı non-rare futbolcular üzerinden yapın arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu anda çok fazla bahsedilmedi ama yine de fiyatlar birazcık çıkmış durumda arkadaşlar. Twitter'daki birkaç tane futla ilgili sayfa ve Reddit'teki arkadaşlar birkaç tane dayı yüzünden şu anda bazı oyuncular görmüş olduğunuz gibi markette hem sayısı az hem de pahalıya gidiyorlar. Şimdi bu oyuncuları ne zaman alacaksınız arkadaşlar? Bu oyuncuları sizlere benim en büyük tavsiyem gece almanız arkadaşlar. Gece gerçekten market kurtlar vadisine dönüyor. Bastığınız bir bitte hemen oyuncu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim şahsen geleceğim futbolcu Gibson arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Gibson. Neden McCarthy'e girmeyeceksin dersiniz arkadaşlar. McCarthy de iyi bir makul fiyata gidiyor. 1200'e falan gidiyor. Ama bunu matematiğe vurduğunuz zaman 2 tane McCarthy yerine 3 tane Gibson alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ne kadar fazla yatırım o kadar fazla kar. Burada Shane Long var arkadaşlar santrafor olarak. Shane Long hem BPL'de oynuyor hem de arkadaşlar bu St. Patrick's'e yaklaştığı için birazcık fiyatı artmış durumda. Yani dediğim gibi burada benim size her futbolcuyu göstermeme gerek yok. Siz mantığını anladınız arkadaşlar. Genelde non-rear ağırlıklı kaleci, defans ve forvet ağırlıklı yatırımlarınızı yapmanızı sizlere önermekteyim arkadaşlar. Kaleci olarak zaten bayağı az bir kalecisi var. 3 tane kalecisi olması gerekli arkadaşlar. Bakın mesela bu defans ne kadarmış bakalım. Bu arada tek sıkıntılar arkadaşlar çoğu İngiltere 1 veya 2'de oynuyor. O yüzden birazcık da ondan da fiyatları yüksek. Mesela West Ham United'da oynayan bir Randolph diye bir kaleci var arkadaşlar. Randolph görmüş olduğunuz gibi zaten şu anda bile gittiği fiyatlar belli ve markette çok az var arkadaşlar. Çünkü şu anda çoğu insan bunları alıyor. Dediğim gibi buna 750 bit verip ya da 800 bit verip alabilirsiniz mesela. Ama diyelim buna 800 bit veriyorsunuz. Bir de giderseniz Given'in fiyatına bakalım. Given'i kaçtan alabilirsiniz? Bir de onu görelim sizlerle birlikte. Given de aynı şekilde 750-800 arasında gidiyor. Ve ratingleri de aynı. O yüzden haftaya cuma St. Patrick's Day geliyor. Bu taktik sayesinde arkadaşlar Gibson'ı diyelim 800'e aldıysanız minimum 3K'ya satabilirsiniz. Ve kadro kurma görevlerinin en yüksek karı dediğim gibi tam çıkmasına mesela normalde squad building challenge'ler 9'a çıkıyor değil mi? Sizin oyuncuları saat en geç 8'i 20 geçeye kadar listelemiş olmanız gerekiyor. Çünkü squad building çıkar çıkmaz insanlar bir panik yapıyor ve markete giriyor, konsept kadrosunu oluşturuyor. Aynı benim gibi diyelim bunu buraya koydu şimdi SBC'yi yapıyor. Kareye basıyor, markette ara diyor. Diyelim benimkisini buldu değil mi? Buna çat çat diye bir de basıyor yani hiç beklemeden. Çünkü insanlarda inanılmaz bir panik oluyor. O yüzden kadro kurma görevlerini arkadaşlar hemen başlarına getirirseniz adam listelerinize daha fazla kar edebilirsiniz. Onun dışında size önereceğim bir başka isim de Westwood arkadaşlar. Westwood'da iyi bir paraya gitmekte ve diğerlerine göre reytingi bir tane daha fazla. Şimdi videomuzun ikinci coin kasma taktiğine geçiyoruz. İkinci coin kasma taktiği arkadaşlar biliyorsunuz ki futta yeni yıl geliyor arkadaşlar. Yeni yıl ne demek? Geçen senelerden falan hatırlayın. İşte oyuncuların international kartları çıkmıştı. Ronaldo, santrafor falan çıkmıştı. Hepinizin hatırlayacağı gibi geçen sene. Tekrardan bu sene arkadaşlar öyle eventler bekleniyor. Ve bu eventlerde tabii ki de bizim işimize yarayacak en önemli şey ne? En önemli şey ne? Team of the Week garantili yani haftanın takım oyuncusu garantili paketler. Ve bu paketler için bizlerden ne isteyecek? 84 rating bir
kadro isteyecek arkadaşlar. Ve 84 veya 83, bakın orada gerçekten bir ucu açıklık var arkadaşlar. 84 ile 83 arası çıkartıyorlar genelde. Ben şimdi sizin yatırımlarınızı neye göre yapmanız gerektiğini bahsedeceğim. Bu arada dediğim gibi bakın şunu da söyleyeyim. Yani videoda her şeyi açık açık söyleyeyim. Sonra papaz olmayalım birbirimizle. Haftaya arkadaşlar St. Patrick's Day ve EA'in yeni yılı aynı anda çıkarsa bu da şu demek oluyor. Yeni paketler, bir sürü promosyon paketleri falan fistan, yani market ucuzlayacak. Eğer yatırımınızı yaparsanız haftaya cuma en geç saat, yani ayın 17'si arkadaşlar, 17 Mart Cuma'dan bahsediyorum. 17 Mart Cuma saat en geç 8.30'a kadar adamlarınızı listelemeniz gerekli. Neden derseniz arkadaşlar, yoksa insana çok fazla paket açtığı için fiyatlar düşecektir. Yani dediğim gibi benim bu dediklerimi yapmayıp bana boşuna gelip kızmayın arkadaşlar. Zaten çoğunuz kızmıyorsunuz ama Artnet'te olan birkaç tane kardeşimiz var. Veya birkaç tane gruplarda işte böyle bir muhabbetler dönüyormuş. O yüzden söylüyorum arkadaşlar, ben baştan uyarımı yapayım. O gün çok fazla paket çıkacağı için, çok fazla promosyon paket çıkacağı için oyuncuların ve marketin fiyatları darma duman olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani St. Patrick's Day kesinlikle haftaya çıkıyor. Ama dediğim gibi FUT yeni yılı %80 ihtimalle haftaya çıkacak. Belki ondan sonraki hafta da çıkabilir ama St. Patrick's'e, yani bu İrlandalılar günü, haftaya kesinlikle çıkıyor. Haftaya İrlandalılar için yapacağınız yatırımlardan bahsettim. Şimdi de bu FUT'un yeni yılı için yapabileceğiniz yatırımlardan sırayla bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar, ben size her zaman 84 rating olarak garaya aldırmıştım ve şu anda garaylardan ben full kar ettim arkadaşlar. Hani bana diyorsunuz Oğuz abi sen coin satıyorsun, nasıl coin yapıyorsun? Ben bu şekilde yapıyorum işte, ben marketi kullanarak yapıyorum. Oyunu bilmeyen arkadaşların bilgisizliğinden yararlanarak yapıyorum. Şimdi dilerseniz garayın ne kadara gittiğine hemen bir bakalım arkadaşlar. Bu arada ben şimdi illa da bu video çektim diye siz gidip direkt şu an almayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü hepiniz aynı anda yüklenince bir oyuncunun fiyatını yükseltiyorsunuz gereksiz yere. Birbirinizden coin kaybı yaptırıyorsunuz. Bunlara gerek yok. Mesela garay şu anda 2400'e buy now'lar. Çok fazla sayıda var. Normalde biliyorsunuz ki bu hep yani minimum 4.5K'ya vuruyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi paketlerin açılımından direkt hemen çakmanız lazım garayları. Yoksa kar edemezsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü garaylar duruyor arkadaşlar. Ya dediğim gibi ben size daha çok fazla detaylı bilgi vereceğim. Ama bunu video şundan çekiyorum. Ya eğer 84 veya 83 rating futbolcunuz varsa satmayın diye diyorum. Çünkü en az 1-2 hafta içerisinde bunun da challenger'ı çıkacak. Ama bizim coin'e en çok katlayacağımız yer neresi arkadaşlar? St. Patrick's Day'de İrlandalılardan katlayacağız tıpkı geçen seneki gibi. Ve dediğim gibi haftaya cuma çıkacak saat akşam 9'da. O yüzden oyuncularınızı en geç saat 8.20 geçe size gösterdiğim şekilde listelemeniz gerekli. Şimdi ben bu videonun başına neden Suarez almak yaptım? Çünkü arkadaşlar, bu bir taktik size yaklaşık coin serinizi 3'e katlatacak arkadaşlar. Yani 100k ile girerseniz 300k olacak. Ve hani bunları ben şimdi size gösterdim diye hemen almayın. Bak gece alın. Bak tekrar altın çizgisi söylüyorum. Gece alın arkadaşlar. Oyuncu başı 200 fazla para versen yazık günah. 10 topçu da 2k coins yapar. O yüzden sizlerden ricam, lütfen ama lütfen hemen şimdi videoyu izler izlemez markete hücum etmeyin. Onun dışında arkadaşlar, eğer coins kasma taktiği videolarını seviyorsanız sizlere bir müjdem daha var. Yaklaşık bu da 3 hafta içinde olacak bir taktik arkadaşlar. Ama 3 hafta içinde o, yani o taktikle coinslerinizi en az 5'e katlayacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Eğer dediğim gibi o taktiği de kanalda görmek istiyorsanız, erkenden görüp yatırımlarınızı yapmak istiyorsanız arkadaşlar, sizlerden bu videoda 1000 beğeni bekliyorum. Eğer coin kasma taktiğine gerçekten ilginiz varsa, seviyorsanız bu serinin devamı için 1000 beğeni sizlerden bekliyorum. 1000 beğeni gelir gelmez o taktiği de sizlere salacağım arkadaşlar. Şu anda ilk uygulayacağımız taktik İrlandalılar. Ardından bu FUT'un yeni yılı için olan taktikle arkadaşlar, dediğim gibi herkes Team of the Week garantili paketin çıkacağını düşünüyor. Çünkü ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu bilgiyi size biraz önceden verdim. Çünkü FUT yeni yılı ya önümüzdeki cuma veya ondan sonraki cuma çıkacak. Eğer elinizde 83-84 falan filan varsa lütfen ama lütfen satmayın. Bekletin. Bunun hakkındaki bütün detayları ise arkadaşlar kanaldaki bütün videolarda bulabilirsiniz. Yani benim kanalım hani bu videoyu çektim bitti değil. Ben her videonun içinde bir önceki videolardan şeyler de söyleyebiliyorum. O yüzden her videoyu takip edin. Eğer edemiyorsanız da Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Oradan da paylaşıyorum. Hepinize mutlu günler ve sevgili haftalar diliyorum arkadaşlar. Hafta sonları diliyorum. Biliyorsunuz ki coin kasma taktikleriyle katladık. Şimdi bu taktikle 3'e katlıyorsunuz. Ondan sonra vereceğim taktikle arkadaşlar 5'e katlayacağız. Toplamda 15'e katlayacağız coinsleri. Katladığımız bu coinslerle de sizlere en ucuz şekilde 94'lük Suarez'in squad building challenge'ını yaptıracağım. Kadroları falan her şeye hazır. Yatırımlarımızı yapıyoruz. EA'ye çakıyor. Hepinize çok seviyorum arkadaşlar. 1000 beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. 20.000 fişek yolunda. Arkadaşlarınıza kanalı önermeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz ve bundan sonraki 4 gün boyunca dop dolu bir YouTube takvimiyle sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.